Peki diyelim ki hazımsızlık problemi yaşıyoruz Kadir Hocam. Tamam. Ne iyi gelir? Yani ne yemeliyiz, neler tüketmeliyiz hazımsızlığı gidermek adına? Bir kere her şeyden evvel hazımsızlığı çekmemek için yavaş yemeliyiz ve hava yutmamalıyız. Yani büyüklerimizin yemekte sus konuşma, yemek yerken konuşulmaz demesinin aslında en önemli sebebi hava yutmayı engellemektir. Çünkü kişi çiğnerken eğer konuşursa, çünkü hep hava alırken mideye hava gönderiyoruz az da olsa, çok hava yuttuğumuz için şişkinlik olur. Mevcut olan gıdayı çok uzun süre çiğnemek, ufak ufak parçalara bölmek, midenin öğütücü faaliyetlerine yardımcı olduğu için hazımsızlığa iyi gelir. Yani yavaş yemeliyiz, yavaş konuşmamalıyız ve bol çiğnemeliyiz. Ve genellikle de hazmı zor olan birkaç bir şeyi bir arada tüketmemeliyiz. Yani diyelim ki et eğer yoğun tüketiyorsak, beraberinde bol miktarda ne bileyim bir bulgur türevi bir pilav yememeliyiz gibi. Yoğurt biraz vesaire daha... bunları... Tabii eğer gaz yapmıyorsa yoğurdun protein kısmı yoğundur. Özellikle Türk yoğurdunda. Eğer onda bir alerjimiz yoksa ya da süte karşı bir alerjimiz yoksa yoğurt aslında hazım için oldukça iyi bir materyal, gıda. Onu beraberinde ayran olarak özellikle tüketebiliriz. Yaz döneminde tuzlu, eğer tansiyonumuz yoksa tuzlu ayran tüketmek yararlı olabilir. Şimdi...